Efendim, 1957 Bünyan doğumluyum. İsmim Ali Cengiz. Ben Bünyan'da dernekler konusunda biraz kendimi uzman gibi görüyorum. 1980'den başlayacağım. 80 öncesi dernek hayatlarım siyasi. 80'de bütün siyasi partiler ve dernekler kapanmıştı. Gençlik boşta kaldı. Bu gençliği nasıl değerlendiririz? Nasıl bilgilendiririz diye zamanın belediye başkanı Ali Bayram'la toplanarak bir karar aldık. Bünyan Kültür ve Turizm Derneği'ni 1990 yılında belediye içerisinde şu anda noterin bulunduğu o küçük odada oluşturduk. Daha sonra Osman Uslu başkanlığında, evet, rahmetli Osman abimin. Daha sonra bu dernekte bir yayın kuruluşu oluşturalım dedik. Sayın Burhanettin Akbaş hocamın önderliğinde Bünyan Kültürü dergisini çıkarttık. Evet. 13 sayılık bir dergi. Bu dergi bizim gözümüzde bir Bünyan ansiklopedisi. Evet. Hani bir söz var. Söz uçar, yazı kalır. Onun için bu yazılar hep burada kaldı, birer hatıradır. Dedik bu böyle de olmayacak. Türkiye'de bir radyoculuk furyası başlamıştı. Bu sefer Çağrı FM radyosunu Bünyan'da tek radyo televizyon üst kurulu tarafından tescilli tek radyo olarak Çağrı FM'i kurduk. Halen tescilimiz duruyor ama radyomuzun faaliyetini durdurduk. Bu şekilde devam ettirdik. Daha sonra ben Kayseri Meslek Yüksekokulu mezunuyum. İçinde bir ukde olan Bünyan'a bir meslek yüksekokulu açalım çabası vardı. Yine belediye başkanımız, Allah razı olsun kendisinden, Allah hayırlı ömür versin, Ali Bayram Bey önderliğinde Bünyan Meslek Yüksekokulu Yaptırma Yaşatma Derneği faaliyetine başladık. Merhum Ökteş Nadir Küçük, Ökteş abimin başkanlığında bir dernek kurduk. Ben hep sekreteryaları yürütüyordum o dönemde. Biraz da gençtim. Bu dernekle de dönemin rektörü Naci Gınacıoğlu hocamla birebir diyaloglarımız oldu ama yer konusunda, altyapı konusunda zemin hazırlayamadığımızdan o zamanlar böyle bir okul açamadık. Şimdi faaliyete geçti çok şükür. Evet. Diğer konuları da Bünyan Kültür Sohbetleri programında size anlatacağım inşallah. Bünyan Basın Yayın tarihiyle ilgili, başka konularla ilgili sohbetimiz olacak. Cumartesi günü akşam canlı yayında bekliyorum. Çok teşekkürler.